Sedat Peker yurt dışına çıkarken sadece yanına birkaç güvenilir adamını aldı. Bunlardan bir tanesi de Emre Olur isminde bir kişi. Uzun zamandır Peker'in yanında ve Peker'in çok güvendiği bir isim. Son dönemde de Sedat Peker'in basın sözcüsü gibi hareket ediyor. Peker hakkındaki en son gelişmeleri ve bilgileri kendisinden öğreniyoruz. Pazar günü Peker'in söz verdiği videoların yayınlanmaması ve kendisinin aktif olarak kullandığı sosyal medyada gözükmemesi yakalandı mı şüphesini akıllara getirdi ve gözler Emre Olur'a çevrildi. Emre Olur, öğlen saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri polislerinden bir ekibin geldiğini, Sedat Peker'i davet üzerine alıp götürdüklerini ve hala haber alamadıklarını belirtti. Bizce bu konu hala teyide muhtaç ama net olarak söylediği bir şey vardı. Sedat Peker yakalansa bile herkes öğrenmesi gerekeni öğrenecek. Bu da bize Peker'in yakalanma ihtimaline karşı itiraf videoları çekip arşivlediğini birinci ağızdan göstermiş oldu. Emre Olur daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde Clubhouse yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davetli katılımcıların bulunabildiği bu yayında çarpıcı iddialar vardı. İşte bu yayından satır başları sizlerle. Emre Olur şu ana kadar hükümetten ve AK Parti'den kimsenin kendileriyle direkt olarak irtibata geçmediğini belirtti. Aracı olarak bazı kimselerin görüştüğünü ama doğrudan bir girişimin olmadığını iddia etti. Sedat Peker, 8 Haziran 2021 günü attığı tweette, pazar günü video çekeceğinden ve içeriğinden bahsetmişti. İçerikte Yıldırım Demirören ve Berat Albayrak isimleri varken, konuk oyuncu olarak gazeteci Cem Küçük olacağını belirtiyordu. Ayrıca bu tweette Cem Küçük'ün MIT'e çalıştığı iması vardı. Cem Küçük, Peker'in bu tweetine anında yanıt verdi ve elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerede olacak göreceğiz diye yazdı. Cem Küçük'ün bu kükremesi bir süre sonra miyavlamaya dönüştü ve verdiği cevabı sildi. Yayında Emre Olur'a bu olay sorulduğunda Cem Küçük ile ilgili ellerinde çok fazla döküman olduğunu ve onu rezil edeceklerini belirtti. Yayında ismi geçen bir diğer isim de gazeteci Fatih Tezcan. Emre Olur, Özışık kardeşler gibi Fatih Tezcan'ın da videosunun geleceğini bilgisini verdi. Fatih Tezcan daha önceleri Sedat Peker'e çok yakınken, son dönemde sırtını dönenlerden. Videosu ortaya çıkan Özışık kardeşler insan içine çıkamadılar uzun zaman. Bakalım Fatih Tezcan videosu ortaya çıktığında ne tepki verecek? Her gün onlarca tweet atan Fatih Tezcan, 16 gündür sessizliğini korumakta. Sedat Peker'in en yakınındaki adam Emre Olur'un diğer bir iddiası, Türkiye, Interpol'e 10 defa Peker'e kırmızı bülten çıkartılması için müracaat etmiş. Fakat Interpol her defasında Sedat Peker'in açıklamaları siyasi diyerek bu müracaatları geri çevirmiş. Emre Olur, yayında bol bol Sedat Peker'in ne kadar vatansever olduğundan bahsetti. Peki Sedat Peker'in para kaynağı nedir sorusuna verdiği, babasından çok mal mülk kaldı cevabı bizce fazlasıyla komik. Sedat Peker'in kendisinin bile ben kirli bir adamım dediği yerde bu cevabı kraldan çok kralcılık olarak adlandırmak gerek. Bir Rus atasözü şöyle der. Ayıyı dansa kaldırabilirsiniz ama dansın ne zaman biteceğine ayı karar verir. Birileri zamanında Sedat Peker'le çok işli dışlı olmuş. Kimileri bunun cezasını çekti, kimileri de önümüzdeki günlerde çekeceğe benziyor. Sedat Peker ne demişti? Önümüzdeki günlerde çok eğleneceğiz, çok.